2021'de sınavları da geçerek itfaiye gelmiş bu arada. Şeffaf sınavlar var, onu da söyleyeyim. O günün görüntüleri var. Millet bize nasıl teşekkür ediyor. 81 vilayetten gelip sınava giren, itfaiye sınavına giren insanlar var. Muharrem Kılıç işte tam da bu sınavları geçerek itfaiye girmiş birisi. Üstelik de şehit kardeş. Tarihe dikkat ederseniz yine arşiv araştırması yapmanın yasak olduğu dönemden bahsediyor. Adli sicili kamu seçeneğinden seçmiş ve temiz çıkmış. Sabıkasız. Yani kim diyor bunu? Devlet diyor. Ben demiyorum. Üstelik de şehit kardeş. Yani ona o belgeyi vermişsiniz. Bu şehit yakını da terörist ilan ediyor. Biz bunu ifşa edince de bakan yardımcısı olan bir aklı evvel tweet atarak itfaiye erini terörist ilan etmeye çalıştı. Aslında kendi akılsızlıklarını ifşa etmiş oldular. Sahiden bakanlığın üst yönetim kadrosunda liyakatiyle görev alan birisi var mı diye ben de merak ediyorum. Yani bundan sonra başlamadığına göre. Bu dönemlerde İBB ve iştirak şirketlerine terör müşriği ve ilsaklı insanların sızmasına neden izin verdiniz? Bu dönemde İçişleri Bakanı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni neden mercek altına almadınız? Üstelik arşiv araştırmaları gelmesine rağmen kılınızı dahi neden kıpırdatmadınız? Alenen görev suçunu, görevi ihmal suçunu nasıl işlersiniz? İşte 3 yıllık görevli Menaf Sevgin diye bir isimden bahsetti. Ona göre o da İBB'deki teröristlerden biri. Yani içim, vicdanım böyle yanıyor, kavruluyor. Yani insanları terörist diye tarifleyen bir bakan var bu yerde. Herkes. Bunun acı bir fotoğraftır. Bunu hiç kimse gözünden kaçırmaz. Aradık, taradık, böyle bir çalışan ismini rastlamadık bu arada. Tekrar söyleyeyim, gözden kaçmasın. Abdülmenaf Sevgi. Özel Doğaner diye bir isim daha verdi. Bunun da adli sicili temiz. Bunun da adli sicili temiz. Medyaskop'ta imajiz. Siz burada şu an bu basın toplantısını yaptığınız anda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yurt içinde terörist sayısının 126'ına düştüğünü açıkladı. Neler söylemek istersiniz bu konu hakkında? Valla Allah'ın vicdan yoksunu, ahlak yoksunu, adalet yoksunu yöneticilerden bu memleketin evlatlarını, çocuklarını, gençlerini, annelerini, kadınlarını, babalarını korusun.